Ortalama için güven aralığı bulma temel bilgiler. Bu videomuzda ortalama için güven aralığı bulurken bilmemiz gereken temel bilgileri konuşacağız. Burada konuşacağımız temel bilgiler sadece ortalama için değil, genel olarak aralık tahmininin bütününde geçerlidir. Öncelikle kısaca bir aralık tahmini ne yapıyordu? Onu bir hatırlayalım. Ardından burada konuşacağımız temel bilgiler bölümüne geçelim. Aralık tahmininde biz bir popülasyonun parametresini, ki buradaki o parametre ortalama, bu varyans da olabilir, oran da olabilir, standart sapma da olabilir, popülasyon ve bunun içinde bir örneklem düşünelim. Biz örneklem istatistikleriyle popülasyon istatistiği için bir aralık tahmin etmeye çalışıyorduk. Genel olarak güven aralığı bulurken. Popülasyonun İngilizcesi population. Örneklemin İngilizcesi sample. Biz burada ortalama için güven aralığı bulurken örneklem ortalamasından yani x bardan popülasyon ortalaması yani mü için bir aralık tahmini elde etmeye çalışıyoruz. Mü için bir alt sınır, mü için bir de üst sınır. Bu aralık tahminini nasıl bulacağız? Bu videomuz onun öncesindeki bilinmesi gereken temel bilgileri bize anlatacak. Ardından da bunun bulunuşundaki 3 çeşidi incelemeye başlayacağız sırasıyla. Şimdi nokta tahmini daha önceki videolarımızda yine konuşmuştuk. Ortalama için güven aralığı bulurken bizim nokta tahminimiz örneklem ortalamasıdır. Eğer ki varyans için güven aralığı bulacaksak örneklem varyansıdır bizim için nokta tahmini. Burada örneklem ortalaması en iyi nokta tahminidir. Kim için? Popülasyon ortalaması için. Popülasyon ortalaması için örneklem ortalaması en iyi nokta tahminidir. Bu nedenle biz popülasyon ortalaması için güven aralığı bulacakken örneklem ortalaması üzerinden bir formül geliştireceğiz. Videomuzun sonunda o noktaya ulaşacağız. Aralık tahminine geldiğimizde işte burada yaptığımız olay olacak. Ortalama için aralık tahmin edeceğiz. Popülasyon parametresi hakkında belli bir aralıktaki muhtemel değerlerden oluşan tahmindir. Diyeceğiz ki popülasyonun ortalaması 7 ile 11 arasında gibi. Bunları daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Şimdi bu videomuzda yeni olan temel bilgiler bölümüne başlayalım. İlk olarak güven düzeyi ile başlayacağız. Güven düzeyi. İngilizcesi confidence level. Sorularda sürekli bize bir güven düzeyi söylenecek. Bunu 1 eksi alfa ile göstereceğiz. Burada alfa bizim için önem düzeyi olacak. Birazcık daha aşağıda tanımlayacağız bunu. Güven düzeyi aralık tahmininin yani şuradaki tahminin bunları burada kelimeleri geçecek diye söyledim zaten. Aralık tahmininin popülasyon parametresini
Yani burada biz ortalama için aralık tahmininde bulunmuştuk. Popülasyon ortalamasını içermesi, burada genel olarak söylüyorum, buradaki parametre yerine ortalama, varyans, standart sapma gelecek ki burada aslında ortalama gelecek. İçermesi konusundaki kesinlik düzeyi. Yani olasılığı diyebiliriz. %95 güven düzeyinde aralık tahmini yapın diyecek bize soru mesela. Veya diyecek ki %99 güven düzeyinde aralık tahmini yapın. Biz burada yapacağımız bir tahminde bulunduğumuzda %95 güven düzeyinde o aralığı bulduysak karşı tarafa şunu söylemekteyiz. %95 ihtimalle popülasyonun ortalaması bu aralığın içinde. Ama %5 bir ihtimal var yani dışarıda olması yine. Yani öyle bir ihtimal gene var. Ama %95 ihtimalle bunun içinde. İşte buradaki güven düzeyi bize bunu söylemekte. Yüzde kaç ihtimalle bu aralık popülasyon ortalamasını içeriyor? Bu kavramın arkasından güven aralığına geliyoruz. 2. Güven aralığı. Confidence interval. Burada konumuzun başlığında da vardı zaten. Ortalama için güven aralığı. Confidence interval for mean. Ortalama için güven aralığı. Şimdi güven aralığı dediğimiz işte bu gerideki güven düzeyi için belli bir güven düzeyi için %99 olabilir, %80 olabilir, %92 olabilir. Belli bir güven düzeyi için düzeyi ile ilişkili aralık tahminidir. Aralık tahminini kafamızdan sallayarak da bulabiliriz. Sample'ın ortalamasına bakarız örneklemin. Ya şunun üzerine 2 ekleyelim, 2 arttıralım. İşte bu aralık içindedir. Popülasyonun ortalaması da diyebiliriz. Ve bir aralık tahmini ortaya koyabiliriz. Ama o güven aralığı olmaz. Güven aralığı olması için bir güven düzeyi tanımlanmalı ve arkasından bu hesaplanmalıdır. İşte güven aralığı dediğimizde de belli bir güven düzeyi ile ilişkili aralık tahminidir. Bunu kullanarak yaptığımız aralık tahmini. Üçüncü kavramımıza geliyoruz. Önem düzeyi. Significance level. Bu da tahminin bunu alfa olarak göstereceğiz. 1 eksi alfa yani bizim tahminimizin, aralık tahminimizin popülasyonu içermesi. İşte alfa da içermemesi. Tahminin aralık dışında olma olasılığını temsil eder. Bunu daha böyle ilginç cümlelerle söyleyebilir ama işin özünde bu önem düzeyinin bize anlatması gereken şey budur. Yani %95 güven düzeyinde, %95 güven düzeyinde önem düzeyi %5 olur. Bu da 0,05'e karşılık gelir. Bu da 0,95'e karşılık gelir. Yani birden bunu çıkartmakla bu alfaları ondalık olarak yazıp çıkarttığımızı varsayıyoruz. %95 güven düzeyi 0,95'tir. Birden 0,95'i çıkartırsak 0,05 kalır. Yani %95 ihtimalle
tahminimiz, yani aralık tahminimiz popülasyon ortalamasını içeriyorsa %5 ihtimalle de içermiyor. Önem düzeyinin, significance level'ın bize anlatması gereken tahminin aralık dışında olma olasılığı. Tahminin aralık dışında olma olasılığı, yani tahmin demeyelim, gerçek değerin yani popülasyon ortalamasının tahmin aralığı dışında olma olasılığını temsil eder. Biraz oradaki söylemi yanlış yapmıştım ilk seferinde. Gerçek popülasyon değerinin tahmin aralığımızın dışında olma olasılığını temsil eder önem düzeyi. Şimdi bu kavramlar ileride geçtiği zaman her seferinde şu şunu temsil eder, bu bunu temsil eder'i söylemek yerine burada bir söyleyelim. Bundan sonra da kullanacağız. Artık işi noktalama yerine doğru geliyoruz. En azından popülasyon ortalaması tahmini için, aralık tahmini için. Hata payı. Hata payı. Bunu küçük e veya büyük e ile gösterebiliriz. Ben küçük e ile göstereceğim. Error İngilizcesi. Güven aralığının kapsadığı nokta tahminden muhtemel en büyük uzaklıktır. Şimdi nokta tahminimiz ne bizim? Örneklem ortalaması. İşte bu örneklem ortalamasından ne kadar uzaklaşırsak artı e kadar uzaklaşınca bizim popülasyon ortalamasının üst sınırını elde ediyoruz. Bu hata payı zaten bütün olayları belirleyecek bundan sonraki akışta. Ortalamanın üzerine örneklem ortalamasından hatayı çıkarttığımızda da popülasyon ortalaması için alt sınırı elde etmiş oluruz. İşte buradaki hikayeyi anlatıyor buradaki cümle. Güven aralığının kapsadığı nokta tahminden, nokta tahmin burada x var, muhtemel en büyük uzaklıktır. Yani x artı e, yani buradaki nokta tahmini ortada koyulmuş değer gibi de düşünmek muhtemeldir. Şimdi bizim artık olayı bu video için noktalayıp akış nasıl ilerleyecek onu konuşma vaktimiz. Popülasyon ortalaması mü için güven aralığı şurada yazdık zaten. Nokta tahminimizden hatayı çıkartarak veya ekleyerek elde edilir. Veya demeyelim ve nokta tahminimizin üzerine hata payını eklediğimizde bizim popülasyon ortalaması için üst sınırı elde ederiz. Nokta tahminimiz olan örneklem ortalamasından hatayı çıkarttığımızda da popülasyon ortalaması için alt sınırı buluruz. İşte bu bizim için güven aralığıdır ortalama için. Buradaki kavramları bir netleştirelim. Mü popülasyon ortalaması. X bar örneklem ortalaması. E hata. İşte bütün konunun akışında gidişatımız hep bu şekilde olacak. Aralık tahmininde bulunmak istediğimiz popülasyon parametresini
1. Örneklem parametresi üzerine çıkartıp ekleyerek bir aralık haline getireceğiz. İşte burada E'nin hesaplanmasında, hata hesabında 3 yolumuz vardır popülasyon ortalaması tahmininde. E hesabı, yani hata hesabı. Bundan sonra bu 3 durumu sırasıyla işleyeceğiz. Birinci durum şudur. E hesabında. Popülasyon ortalaması için aralık tahmin ederken, popülasyonun varyansını biliyorsak, popülasyon varyansı, standart sapma da varyansın karekökü olduğu için, popülasyon standart sapmasını biliyorsak da varyansını biliyoruz demektir, biliniyorsa. Bu durumda şurada gördüğümüz E'nin formülü şu olacak. Z alfa bölü 2 çarpı standart sapma bölü köken. Buradaki hesaplamalar Z tablosu ile olacak. Şuradaki alfanın geride bahsettiğimiz önem düzeyi olduğunun farkında olmalısınız. O önem düzeyi için, önem düzeyinin yarısı için bir Z değeri hesaplayacağız. Bunu da Z tablosuyla. Popülasyonun varyansı zaten bize verilecek. N burada örneklemdeki veri adedi. Örneklemdeki veri adedi. İşte şuradaki E'yi bu formülle hesaplayacağız. Popülasyon varyansını biliyorsak. Onu örneklem ortalamasına eklediğimizde üst sınır, çıkarttığımızda alt sınırı bulmuş olacağız. Dediğim gibi ilk videomuz bu olacak. İkinci durum. Popülasyon varyansı bilinmiyorsa. Varyansı bilinmiyorsa. Yani buradaki sigma yok. Bu popülasyonun varyansı sigma karedir. Standart sapması da sigmadır. Bunu bilmiyorsak, bu sefer örneklemdeki veri adedi inanılmaz derecede önem kazanır. Popülasyon varyansı bilinmiyor. Fakat örneklem adedi 30'a eşit ve büyükse. Burada bu değeri bazıları 40 alır, bazıları 25'e kadar düşürür. Hocanız hangisini kullanıyorsa siz ona bakın ki genel olarak çoğunluk 30 değerini kullandığı için ben de 30'u tercih edeceğim bütün akışta. Popülasyon varyansı bilinmiyorsa fakat örneklemdeki veri adedi 30'dan büyükse hata hesaplama formülümüz yine Z ile olacak. Z tablosu kullanarak. Z alfa bölü 2 çarpı, bu sefer popülasyon varyansını bilmediğimiz için buraya S gelecek. S'in ne olduğunu hatırlıyor olmalıyız. S örneklem standart sapması. Örneklem standart sapması. Yani eğer ki popülasyonun varyansı yoksa elimizde, örneklemin standart sapmasıyla hatayı hesaplıyoruz. Ve bu aşağıdaki N yine örneklemdeki veri adedi. Z alfa bölü 2 yine Z tablosuyla hesaplayacağız. Oradaki alfa yine bizim için önem düzeyinin temsil edecek. Yani tahminin aralık dışında kalma hata işte bu hikayeyle. Şimdi popülasyon varyansı bilinmiyorsa da işte mü x bar artı e eklenecek e bu olacak. X bar eksi e çıkartılacak e de bu olacak. İkinci videomuz da bu olacak. Bununla ilgili örneklerimiz ve bilinmesi gereken bütün formülleri konuşacağız. Popülasyon varyansı bilinmiyorsa varyansı
bilinmiyorsa ve örneklemdeki veri adedi de 30'dan az ise hocaların en çok sormayı sevdiği durum diyebiliriz buna. Bu üçlüden en çok bu sevilir. Onu da öylece bir söylemiş olayım. Buradaki E'nin hesabında bu sefer Z tablosunu kullanmamız mümkün olmuyor. T tablosunu kullanacağız. T alfa bölü 2 n eksi 1. Buradaki bu n eksi 1 serbestlik derecesidir çarpı. Bunun tamamı bir bütün. S bölü yine örneklem standart sapması kullanacağız. Köken. Buradaki olayın en önemli noktası T tablosu kullanacak olmamız. Buradaki Z tablosu, T tablosu derken neyi kastediyoruz? Bir onları da görelim. Burada gördüğümüz standart normal dağılımın tablosu. Burada olasılık değerleri var. Biz Z değerlerini işte bu sınırlardan elde edeceğiz. Nasıl elde edeceğimizi video içinde konuşacağız. Bu da T tablosu. T distribution tablosu. Burada bahsettiğimiz iki tablomuz bunlar. Popülasyon ortalaması için aralık tahmininde bulunurken bize sadece Z ve T gerekir. T'nin kullanılması için popülasyon varyansı bilinmiyor olmalıdır ve örneklem sayısı da 30'dan küçük olmalıdır. Hatayı hesaplama formülümüz bu olacak. Ardından örneklem ortalamasının üzerine hatayı eklediğimizde popülasyon ortalaması için üst sınır, çıkarttığımızda da alt sınırı elde etmiş oluruz ve işte bu bizim güven aralığımız olmuş olur. Şimdi sırasıyla dediğim gibi önce bunun videosu gelecek, arkasından bunun, arkasından bunun. Popülasyon ortalamasında ortalaması için güven aralığı tahmininde varyans biliniyorsa, bilinmiyorken en büyük eşit 30, bilinmiyorken en küçük 30 şeklinde başlıklar olacak. Onlar bize gidişatı anlatabilmeli. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.